Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda e, altın ons, gram altın ve dolar TL değerlendirmemizi yapacağız. E, beklediğimiz kritik e, yerleri, e, destek ve direnç seviyelerini sizlerle birlikte e, incelemesini yapacağız. Altın ne olur, gram altın ne olur, dolar ne olur? Bunu üzerine yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Altın onsla incelememize başlayalım. Altın Ons'ta neler olabilir? Biliyorsunuz arkadaşlar, koronanın etkileri e, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bunun da ekonomik olarak e, ülkelere bir maliyeti olacak elbette. E, bu maliyeti gidermek için de ülkeler genellikle artık e, nakitte kalmayı tercih ediyorlar. Biliyorsunuz Çin'de artık altın alımı bir müddet yapmayacağını açıkladı. Bununla birlikte altında e, geri çekilmeler görüyoruz. Ons altına baktığımız zaman da arkadaşlar ons altında e, bizler için şuradaki 1610 destek seviyesi var. Önemli. Bu 1610'u da aşağıya kırarsak 1595 seviyesinde e, bir destek seviyemiz daha var. Bu 1595 bizim için önemli arkadaşlar. 1595 e, üzerinde tutunup kapanışlar yapamazsak, e, maalesef ons altın yönünü 1571 seviyesine kadar çevirebilir. Yani buradan bir şelale gelebilir. 1595 aşağı yönlü kırılırsa çok dikkat etmek lazım ve ilk etapta 1571 seviyesi ons altında e, beklenmelidir. 1610 e, dediğimiz gibi ara destek bölgemiz ve 1636 altında da kapanışlar gördüğümüz için arkadaşlar e, şu an itibariyle altın onsta yönümüz e, aşağıda 1595 destek seviyesi o da kırılırsa e, 1571 seviyesine doğru sert satış altın onsta gelebilir. O yüzden 1571 1595 desteği bizim için çok önemli olacak. Bunu takipte kalacağız arkadaşlar. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında 344 seviyesine kadar e, bir yükseliş meydana geldi. Beklentimiz de zaten gram altında bir hareketin. E, fakat 344 seviyesine kadar e, ilerleyen gram altın burada biraz zayıflık gösterdi ve aşağı yönlü satışlara maruz kaldı arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken e, gram altında da <laughs> 340 seviyesi takipimizde olacak. E, şuradaki 340 seviyesi takipimizde olacak. 344 seviyesini yukarı yönlü kırmadığımız müddetçe arkadaşlar 340 ve onun altında e, 332 seviyesi gram altında takipimizde olacak önemli seviyemiz 344 seviyesi kırılmadığı müddetçe. Burası önemli arkadaşlar. Aşağıda 340 ve 332 seviyeleri takipimizde olacak. gram altında da önemli seviyelerimizden bazıları ons altındaki geri çekilme 1595 seviyesi, 97 seviyesi altına gerilerse zaten buradaki düşüşte arkadaşlar 332'li seviyelere kadar gram altında ilerleyebilir. 344-332 arası gram altında da takip edeceğimiz e, önemli bir aralık e, haline gelmiş gözüküyor. E, bu verdiğim rakamlar takibinizde olsun arkadaşlar. Bunlar önemli rakamlar. E, 332 üzerinde kaldıkça da <laughs> gram altın 332 üzerinde kapanışlar yaptığı müddetçe de 344-332 aralığı çalışmasına devam edecektir. Ee, o yüzden 344-332 aralığı 344 yukarı kırılmadığı müddetçe takipimizde olacak. Şimdilik kısa da bu aralık bu takip mesafesi bizim için önemli. Eğer ki 344 yukarı doğru aşılırsa da aşılabilirse de arkadaşlar. Fakat bu ikinci plandaki beklentimiz 350'li seviyeler e, gram altında gündeme gelecektir. Kısada da 344, 340 ve 332 aralığı bizler için önemli bir aralık. 332 üstüne altına inilmedikçe de arkadaşlar e, gram altında e, yön hala olumludur. E, dediğim gibi geri çekilmeler 332'li seviyelere kadar gerçekleşebilir. Bu seviyeler e, gram altında takimimizde olacak. Önemli seviyeler. Ons bazlı düşüş takibimizde olsun. Korona ile ilgili gelişmeler e, takibinizde olsun. Biliyorsunuz e, korona ile ilgili ülkelerde artık daha fazla nakitte bulunmak istiyorlar. Çin artık e, altın alımını durdurdu. Bir müddet altın alımı yapmayacak. E, Çin'de nakitte kalmak istiyor. Diğer ülkelerde de buna ayak uydurmak isteyebilir. Altında dikkat diyoruz. E, özellikle 325 altındaki sarkmalarda gram altında çok aşağı yönlü hareketler görülebilir. Fakat kısa ilk etapta 344-332 aralığı gram altında da takipte kalmamız gereken önemli bir aralık. Dolar kuruna da bakalım dolar kurunda neler olabilir. Dolar TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar dolar TL kurunda bizim için kısada 6.55 seviyesi önemli. Şuradaki 6.55 seviyesi bizim için önemli. 6.55 üzerinde kaldıkça dolar kuru 6.62 seviyesi kısa da takip edilecek seviye arkadaşlar. 6.62 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak e, dolar kurunda bu sefer 6.68 e, potaya girecek rakamlar arasında gözükmekte arkadaşlar dolar kurunda. Bir önceki videomuzda dolar TL ile ilgili bir oba oluşumundan bahsetmiştik. Fakat yukarı ile dolar TL'de oba oluşumu bozuldu. Bunun neticesinde de 61'li seviyelere kadar yukarıya dolar TL'de ataklar gördük. Bizim için şimdi dolar TL'de kısa da 662-655 aralığı önemli arkadaşlar. Şuradaki 662 ve 655 aralığı önemli 655 üzerinde kaldıkça da dolar kuru 662 ve 668 seviyelerini test etmek isteyebilir yukarı yönlü fakat 666 altında kapanışlar gelmeye başlarsa arkadaşlar dolar kurunda bu sefer de aşağıda 647 e, dolar kurunda önemli bir seviye ee, buradan 6.45 6.47 aralığını da alım yapacak arkadaşlar takipte kalsın. Olur ki <laughs> aşağı yönlü kırılmazsa <laughs> geçen belirttiğim 6.38 e, destek noktası gibi şu an 6.45 ve 6.47 seviyesi de e, dolarda kuvvetli bir destek oluşturmaya başlayacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen kilibimiz 6.38'den geldi. E, bu seferki dip de 6.45-6.47 seviyelerinden gelebilir. Dolarda da 6.62 yukarı yönlü e, kırılırsa 6.68 beklentimiz olacak. Kritik noktamız 6.55. 6.55 üzerinde kaldıkça 6.62, 6.68'ler test edilmek istenebilir. Fakat 6.55 altındaki kalışlarda da yön 6.47'deki kuvvetli destek seviyesine doğru e, aşağı çekilmeler yapabilir arkadaşlar. E, ons tarafı zayıf gözüküyor. Ons tarafında dediğim gibi 1595 kırılırsa ons'tan kesinlikle uzak duruyoruz. 1595 altında aşağı hızlı satışlar gelebilir. Dolar TL kuru gram altını e, şu an ayakta tutan olarak gözükmekte. eee Altında da ons tarafında değil de gram altın tarafında bulunmak fakat bir önceki videoda da verdiğim seviyeleri dikkatlice takipte kalmak önemli özellikle 340 seviyesi 340 seviyesi altına inilmezse gram altında tekrardan 344 seviyesi görülebilir 340-344 aralığı fakat 340 aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar 332 Seviyesi dikkatle takipte kalacağımız önemli bir seviye. 332 altında da günlük kapanış gelirse zaten olumsuzluk gram altında da devam eder. Bu verdiğim seviyeleri takipte kalın. Önemli seviyelerdir. E, yaptığım videolar hoşunuza gittiyse de arkadaşlar bir beğeni atar. Ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını ve kanalımı diğer mecralarda da paylaşmanızı sizlerden e, önemli rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.